Merhaba, içerime hoş geldiniz. İnternetten bir vantilatör sipariş ettik Koçtaş'tan. Bu vantilatörün paketini şimdi açıyoruz. Demont halini birlikte montajını yapalım. İçinde şöyle bir ana gövde. Şöyle bir ana gövde çıkıyor. Şöyle bir pervane ve dış kapağı. Yine ayak parçaları. Bir ana gövde borusu. Şöyle pervanenin önüne sıkacak aparat. Vantilatör kutumuzun içinden böyle bir garanti belgesi çıkıyor. Bir de kullanma kitapçı çıkıyor. Garanti olarak da 2 yıl garantisi varmış. Gördüğünüz gibi Koçtaş amblem var. Koçtaş güvencesiyle herhalde satılıyor. Şöyle garanti şartları da var burada. Markası olarak da BQ diye bir marka. Marketler için özel üretilmiş bir şey herhalde. Fiyatı uygun da aldık. Kaç para almıştık? 297 liraymış bedeli. Onu da dipnot olarak söylemiş olayım. Evet. Poşetinden şimdi yavaş yavaş açıp malzemelerimizi açığa çıkaralım. Şöyle kablosu ve şeyi. Şurayı gösterelim. İçinde böyle borusu var. Şöyle takıp bunu buradan sıktığımızda bu boyu ayarlamış olacaksınız. Bunu sıktığınızda bu gitmiyor. Şimdi bunun ayak aparatlarını da bağladığımız zaman bu ayakla araya gelecek. Şöyle iki tane aparat çıkıyor. Bunları bu şekilde ayağa bağladığımızda bu böyle çarpı halde ayak olacak. Bunları bağlayabilmemiz için şurada vidaları var. Vidalardan yardım alacağız. Bunları gevşetelim. İçinden çıkan şu parça, şunu söküyorsunuz. Şurada yapmış olduğumuz vidalamayı örtmek için böyle bir basit aparatı var. Ayağın yakışıklı durmasını sağlıyor. Bunun içindeki malzemelerimiz yine burada hazır. Tekrar bunu böyle buradan sıkıp bu hale getiriyorsunuz. Sonra üstüne bunu, şurada ayar vidası var. Bunu gevşetiyorsunuz. Güzelce oturtuyorsunuz buraya. Oturttuktan sonra sıkıyorsunuz. Burasını sıktınız. Şöyle. Evet, buradan şöyle çıt sesini duyarak ayarlıyorsunuz. Şu göbekte bir tane koruyucu var. Fasosu kirlenmesin diye. Şunu alıyorsunuz üzerinden. Sonra burada pervanemizin kanadı var. Ve koruyucu kapakları var. Şurada yarık var bir tane. Şurada malzemenin yapısına göre bunu buradan güzelce geçiştirip oturtacaksınız. Şuradaki yarık tam buraya göre. Şöyle pozisyonunu ayarlayacaksınız. Şöyle taktığınız zaman
Ucunu göreceksiniz böyle. Şöyle iç kapağımızı önce geçirelim. İç kapağı tutturduktan sonra şurada şeyleri var. Böyle dönmesin diye tırnakları var. Kilitliyorsunuz buraya bunu. Sonrasında bu size bahsettiğim şekilde bunu oturtuyorsunuz buraya. Bir saniye. Önce şunu takacağız. Yanlış oldu. Şunu unuttuk. Evet, şu şeyi sıkmamız gerekiyor önce buraya. Arka kapağımızı. Koruyucu kapak bu. Şuradaki tırnakları dikkat edip böyle kilitletirin. Ondan sonra da bunu sıkın böyle. Bunu sıktıktan sonra yine bu pervanemizi bahsettiğimiz şekilde böyle oturtuyoruz. Ve bunu sıkıyoruz buraya. Bunlar ters pasodur. Normal paso sağa doğru bu döndüğü için gevşemesin diye her zaman vantilatörlerde ters pasodur. Sonrasında bunu güzelce şurada delikler var. Bir tanesi bu deliklerin şurada şeyleri var. Güzelce oturtacaksınız çentiğini, ondan sonra kilitleyeceksiniz. Şurada bir tane küçük civata ve somun var. Ufak bir şey düşürmeyin, kaybolmasın. Şimdi bu civatayı şuradaki deliğe denk getireceksiniz. Buradaki deliğe denk getirerek böyle güzelce bunu takacağız. Burası dış kapağın merkezlemesi olacak. Evet. Sonrasında şuradaki çentikleri oturtuyorsunuz güzelce. Sonra buradaki vidayı sıktığımızda artık dış kapağı sabitlemiş olacağız. Evet. Şu arka taraftaki çentikleri oturtuyorsunuz böyle. Şu vidayı da bu somonla buraya güzelce bağlıyorsunuz. Bu kapağın sabitlemesi bu. Temizleyeceğiniz zaman bu civatayı sökmeyi unutmayın. Elinizle bile sıksanız olur. Anahtarla da sıksanız olur ama gerek yok. Temizlik anında bunu yine sökmek zorundasınız. Ufak bir şey olduğu için sıkıştı mı uğraşırsınız. Şunların oturduğundan emin olun. Bunlar çünkü şeyin dengeleyicisi. Şu anda vantilatörümüz kullanıma hazır. Şöyle yaklaş. Aşağıdaki düğmelerimiz var böyle gördüğünüz gibi. Bu üçüncü kademe. Şu ikinci kademe. Şu birinci kademe. Üzerlerinde 0, 1, 2, 3 diye yazıyor. Şu da kapatma tuşu. Bu kafanın dönmesini durdurmak istediğiniz zaman da vantilatörde şunu şöyle bastığınız zaman bu çekilip böyle basılan bir şey. Şimdi bu çalışırken çektiğimiz için sabit. Bastığınız zaman dönüyor. Bunu çektiğiniz zaman sabitliyor. Umarım bugünkü içeriğimiz faydalı olmuştur. Pratik bir vantilatör montajı demontajlı aldığınızda ne yapabilirsiniz? Hiç bilmeyene göre anlatmaya çalıştım. Beni like atmayı unutmayın. Yeni içerik ve başka çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, takipçilerimize abone olsun. Sevgiyle kalın, pusula şahlayan da kalın. Hoşça kalın.